Uludağ OSB Ulu Şehrin vizyonunu sunar. İyi akşamlar. Ulu Şehrin Vizyonu programına hoş geldiniz. Bu akşamki konuklarımız Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler Koordinatörü Nurettin Avcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurettin Bey aynı zamanda aslında pek çok titri beraberinde taşıyor. Gemlik Belediye Başkanlığı, bunun yanında özellikle Bursa artık bütün şehirle beraber tarihe karışmış olan İl Genel Meclis Üyesi, İl Genel Meclis Başkanlığı'nın en önemli dönemlerine mührünü vurmuş bir isim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın Başkan, isterseniz bugün konuğumuzla başlayalım. Tabii, buyurun. Nurettin Başkanımız. Evet, Nurettin Başkan, siz Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin Teknik İşler Koordinatörlüğünü yürütüyorsunuz. Dolayısıyla Bursa'nın doğu yakasına bugün yön veriyorsunuz. Ama özellikle sizin gerek belediye başkanlığı yaptığınız, gerek il genel meclis başkanlığı yaptığınız dönemlerde bu bölge beldelikten ilçeliğe doğru terfi eden, yeni gelişmekte olan yerlerdi. Bu değişimi, dönüşümü 30 yıl öncesinden bugüne getirerek nasıl değerlendirirsiniz? Evet, öncelikle sevgili hemşerilerime iyi akşamlar demek istiyorum. Her şey gönüllerince olsun. Ben 1983 sonrasında siyasetle tanışıp cemiyetçiliği, halka hizmet etmenin ne olduğunu öğrendim. Bu bizi ufak ufak farklı görevlere itti ve 1985 yılı sonrasında daha da aktif siyasetin içinde olduk. Bursa, benim siyasete başladığım ilk yıllarda nüfusu artan ama bu kadar çok artan bir il değildi. Daha sonra 90'lı yıllarda kulakları çınlasın, Büyükşehir Belediye Başkanımız Erdem Bey'in konuşmalarda bir anlatımı vardı. Bursa'nın nüfusu her yıl bir Çanakkale kadar büyüyor derdi. Tabii bu büyüme bütün ilçelere yansıyordu. Böyle olunca da geçmişte belde olarak bildiğimiz şimdi ilçe olan yerlerimiz oldu. Gürsu da bunlardan biriydi. Gürsu'nun da bugün nüfusu 100 bin sınırına dayandı. Kestel de 3 aşağı 5 yukarı öyle. Hal böyle olunca yeni ilçelerimiz oldu. İlçe olmanın devlet elinin oraya ulaşması anlamında büyük faydaları olduğu görüldü. O dönemde Türkiye genelinde pek çok ilçe yapıldı. Bursa da bundan nasibini aldı ve Bursa büyüdükçe nüfus artış oranı da büyüdü ve artık Türkiye'nin bugün dördüncü büyük şehri Bursa. Ben 2004 yılında İl Genel Meclis üyesi oldum. Evet, Bursalıydık. Gemlik'te siyaset yapıyorduk ama Bursa'yı çok iyi tanıdığımızı ifade edemezdik. 2004 yılı İl Genel Meclis üyeliği sonrasında Bursa ve köyleriyle daha çok ilişkilerimiz oldu. Bursa'yı daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Şehrin doğusuyla ilgili İl Genel Meclis üyeliği ve sonrasında İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde de şehrin doğu yakasına hizmet getirebilmek adına çok ciddi çabalarımız oldu. Şehrin doğusunda cazibe merkezleri yaratabilmek adına da ciddi çabalarımız oldu. Bunun bir kısmında başarılı olduk, bir kısmında olamadık. Ama şehrin doğusu bizim için her zaman önemliydi. Sonrasında bir Ankara ayrılığımız oldu.
geçtiğimiz yılbaşı itibariyle de Bursa'ya geri döndük. Bu kez Gürsu'da çalışma imkanı bulduk. Sayın Başkan'ın daveti üzerine geldik. Yıllardır konuşulan bir kentsel dönüşüm projesi var. O projeyi bir an önce hayata geçirebilmek adına biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu an Büyükşehir'le birlikte çalışıyoruz. Gürsu Belediyesi'nin destekleri var. Eğer çok enteresan bir şey olmazsa muhtemelen yılbaşına yakın tarihlerde belki bir temel atma yaşayabiliriz diye ümit ediyorum. Tabii bu arada İnşallah sizin izleyenlere inşaat mühendisi olduğunuzu da hatırlatalım. Yani tabii biz kendimizi çok Bursalı kabul ediyoruz ya, çok da çalıştık, çabaladık. Sanki herkesin bizi tanıdığını düşünüyoruz ama doğru söylüyorsunuz. İnşaat mühendisiyim. Mühendislik yaptık. Onun dışında çoğu yöneticilikle geçti teknik kariyerimizin. Ankara'daki görevimiz de hep mühendislikle ilgili görevlerdi. Şimdi de yine mühendislikle ilgili çabalarımız var. Sayın Başkan'ın bu projeyi hayata geçirebilmek adına buraya geldikten sonra öğrendiğim çok maceralı bir süreci var. Bu işe hani gönül koymuş, baş koymuş diyelim. Elinden geleni yapıyor sağ olsun. Allah mahcup etmez inşallah. Bu projeyi Gürsu'ya kazandırabilirsek muhtemel ki Gürsu'nun Yeni Doğan Mahallesi'nde yeni bir cazibe merkezi yaratılacak. Bunun Gürsu'ya örnek olmasını diliyoruz. Gürsu'ya yapılacak her türlü katkı bizi mutlu edecek. Onun için mücadele ediyoruz. Gürsu işte Bursa'nın bir parçası. Bursa hem tarım, hem sanayi, hem turizm kenti. Gürsu da bundan üzerine düşeni alıyor. Daha iyi günlerin Gürsulularla olmasını diliyorum. İnşallah da böyle olur. Başkan, Yunus Başkan'a sözü vermeden, özellikle siz Gemliklisiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ilçesinden geliyorsunuz. Celal Bayar Bursa'da hak ettiği değer hep benim şeydir, düşüncem, isminin Manisa'da bir üniversitede yaşatılıyor olması üzerinden yola çıkarak hak ettiği desteği görememiş. Hatta vefatından sonra anıt mezarının bile Hüsamettin Örüç Bey bakanlığı almasa, anıt mezarın yarışması bittiği halde inşaatının yıllarca başlamadığı bir isim olarak hatırda kalıyor. Bir Gemlikli, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil cumhurbaşkanının, Bursalı bir cumhurbaşkanının da hemşerisi olarak bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu düşüncenize ben de hak ettiği değeri alamadığı şeklinde katılıyorum. Yani Bayar gençlik yılları sonrasında hep Umur Bey'den, Bursa'dan uzakta olmuş. Savaş döneminde çok ciddi görevler almış. Ülkenin ilk kuruluş yıllarında ekonominin düzenlenmesiyle ilgili çok ciddi fikirler üretmiş ve bunların çoğunu yapmış biri. Ama Umur Bey'den çok uzak kaldığı ortada. Türkiye'nin o dönemde hani kendi köyünü, kendi beldesini düşünecek şartları yok Celal Bayar için. Celal Bayar o yüzden ülkeyle ilgili verdiği mücadeleden dolayı çok Umur Bey'le ilgili şey yapamamış, çok gelişim gösterememiş. Ama olay tabii Umur Bey olayı değil, olay Türkiye gerçeği. Böyle olunca da Celal Bayar'ın Türkiye'ye yapmış oldukları, vermiş olduğu hizmetlerden yola çıkarak bakacak olursak eğer, çok hak ettiği kıymeti gördüğünü düşünmüyorum. Çok daha iyi olabilirdi. İfade ettiğiniz gibi Umur Bey'de bir anıt mezarı var.
O anıt mezar da yine sizin ifade ettiğiniz gibi Hüsamettin Bey, Hüsamettin Örüş Bey bakan olmasaydı belki de olmayacaktı. Umur Bey'in Celal Bayar ölene kadar doğru dürüst bir yolu bile yoktu. Bayar öldüğü için işte oraya anıt mezar yapılacak, oraya çok insan gelecek gidecek diye alelacele yolu genişletildi, asfalt yapıldı falan. Böyle bir Bayar'ın öldükten sonra da Umur Bey'in bir kazanımı oldu. Ama hepsi bu. Yani gönül isterdi ki Bursa ve etrafında çok daha fazla anılabileceği, insanların unutamayacağı yerlerde isimlerinin olması çok daha hak ettiği bir şeydi bana göre. Ama yani inşallah bundan sonra olsun. İnşallah. Sayın Başkan, özellikle geçen hafta bahsetmiştik. Organize sanayi bölgenize ben bir taraftan özellikle yurt dışı rekabeti artırmak için enerji girdilerinin düşürülmesi, ara eleman istihdamının sağlanması noktasında özel girişimlerinizin olduğunu da söylemiştiniz. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde müjdeleyebileceğiniz veya müjdelemeye yakın çalışmalar oldu mu? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Nurettin Başkanım da bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dün Ankara'dan geldi. Organize sanayi bölgesindeki sanayici arkadaşların için elektrik çok önemli. Girdi maliyetleri açısından bir numaralı kalem. Bununla alakalı ileriki aşamada özellikle enerjideki doğma ihtimali olan problemler ve öngörüye dayalı enerjideki doğabilecek özellikle fiyat açısından hem problemler hem de sanayicimizin elini güçlendirme açısından enerji girdisini sanayicimizin lehine çevirip orada üretimde elini güçlendirmek amacıyla Uludağ OFB'ye kendi elektrik tesislerini yani hidroelektrik santrali kazandırmak için bir ihaleye girdik. İhalenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer orada lehimize bir sonuçlanma olmama durumunda mevcut özel şirketlerin yatırımları var, çalışan santraller. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Uludağ OSB'nin lehine derken burada yani OSB'nin kazanmasındaki amaç sanayicinin kazanması. Ana mantık ve mantalitemiz bu. Ve bu yolda da eğer hayata bu projemizi geçirebilirsek ki geçireceğimize inanıyorum. Hem Uludağ OSB için hem Uludağ OSB'deki sanayicilerimiz için hem de ihracat yapan sanayici arkadaşlarının elinin güçlenmesi için bu çok önemli bir projemiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda müjdeli haberi veririz. Peki Sayın Başkan, ıslah OSB'lerle birlikte 18 OSB'miz var Bursa'da. Bu tip çalışmaları yapan sizden başka organize sanayi bölgesi var mı? Duyduğum yok ama Bursa dışında OSB'ler var. Fakat Bursa BTS OSB, Teknosap ve Demirtaş OSB'nin Bursa'daki bir projeyle ilgilendiklerini en son bizi aradılar. Ama biz artık yıllık 200 milyon kilowatt saat enerji, elektriğe ihtiyacımız olan bir OSB'yiz. Normal Türkiye'de de hidroelektrik ve ben enerji sektörünün içinde biri olduğumuz için, konulara az çok vakıf olduğum için özellikle bu rakamları telaffuz ediyorum. 200 milyon kilowatt saat enerji ihtiyacını karşılayacak Türkiye'de çok proje yok. Veya çalışan santral yok, tesis yok. Daha çok Türkiye'de ufak ve orta ölçekli tesisler var. Yani bir dünyaya bakıldığı zaman 1000 megawatt, 1500 megawattlık santraller var. 100 megawattın üzerinde çok, onlarca santral varken bizde Türkiye'de 100 megawattın üzerinde birkaç tane santral olduğu gibi 50 ile 100 arasında da yine sayılabilecek kadar santral var. Daha çok 20 megawattın altında santraller. Bu soruyu niye sordum? Genelde bizim
sanayicisinden normal yaşamdaki insanına varana kadar önce bir örneğini görmek isteriz, sonra arkasından geliriz. Şimdi bu noktada Bursa'nın bir adım önünde çalışmaları yapabilmek ve bunu yaparken de başta ekip arkadaşlarını ve sanayicileri ikna etmek çok da kolay değildir. Değil, doğru diyorsunuz. Evet. Yani bunu nasıl başarıyoruz? Özellikle şunu hatırlattınız. İlk OSB başkanı olduğumda sanayiciler, bunların içinde Sayın Bursa Spor Başkanımız Ali Ay da vardı. Aradılar, bir toplantı talep ettiler. Her gün elektrik kesintisinden bıktıklarını, tesisi artık çalıştıramadıklarını, fabrikalarını, buna bir yol bulalım, bir çözüm yolu bulalım diye bir toplantı talep etmiştiler. Ve bununla ilgili çözüm yolunu ancak o aşamada da Bursa Raylı Sistem, yani bu bildiğimiz şehrin doğu yakası, Kestel, Gürsu hattının yapılması vardı Raylı Sistem. O arada da Trafo İletim Merkezi'ne bağlı olan iletim kablomuzda sık sık arızalar meydana geliyordu. Kesilme sebebi oydu. Fakat o aşamada, inşaat bitmeden de yeni bir trafo merkezine bağlanmanın mümkün, bağlansak bile masrafın heba olacağını beklemek gerektiği bilinciyle içeride barada, yani kendi içinde elektrik üretmenin tek çözüm yolu olduğunu görüp, onunla ilgili de o günkü EPDK Başkanı'nın önerisiyle bir yabancı yatırımcı aradık, bulamadık. Sonra yine İstanbul'dan bir yatırım yapan bir grubu davet ettik ve sağ olsunlar Ankara'daki bürokrat arkadaşım önerisiyle geldi. Ve yatırım aşamasına gelindiğinde bir sanayici arkadaşlarımız ya işte bir ön yargı oluyor. Onlara ikna etmek zor oldu. Ama bugün o arkadaşlar hem enerji fiyatlarında her ay asgari 50 bin lira en düşük işletme, 50 ile 200 bin lira arasında her sanayicimiz başka bölgedeki sanayiciden daha az elektrik parası ödüyor. Tabii bunlar anlatmak gerekiyor sanayici arkadaşlara. Şu an ödüyorlar. Yine bu 50 milyon kilovat saat uygulamasına geçildi. Onun altında kalmak için içeride kendi içimizde, yani barada elektrik üretmemiz gerekiyordu. O santral bizim için şu an can simiti oldu. Bunları anlatmak, o şimdi sözünüzdeki bahsettiğiniz o sıkıntıları o gün de yaşadık. Bugün de yaşayacağız. Sanayici vizyonundan bahsettik biz sık sık. Sanayici vizyonundan bahsederken sanayici vizyonu, tabii ki sanayici arkadaşlar her şeye vakıf olacak diye bir şey. Öncelikle kendi işlerinde başarılı olması gerekiyor. OSB yönetimindeki arkadaşların da onlara hizmet göreyi, onları artık hoş görüp gelecekle ilgili burada amaç Ali'nin, Mehmet'in, Hüseyin'in ne dediği değil. Burada amaç bu hizmetleri yapıp başarılı bir organize sanayi bölgesi yönetimini tabloyu oluşturabilmek. Çalışmamız o yönde, niyetimiz de o yönde. Sohbet arasında adını geçirince ben de konuyu sorayım dedim. Ali Ay, Bursa Spor Başkanı'ndan bahsetmiştiniz. Bu hafta Ali Ay ve yönetimi, Bursa Spor yönetimi OSB'nizi ziyarete de geldi. Orada Bursa Spor'u nasıl görürsünüz? Bursa Spor, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ilişkileri ne durumdadır? Özel projeleriniz var mı? Şimdi Ali Ay bölgemizin sanayicisi olduğu için hem de kulüp başkanımız olması sebebiyle hem kulüple ilişkilerimizi açısından hem de sanayici olarak, organize sanayi bölgesi yönetimi olarak kulübün yanında olmamız gerektiği, daha bu Ali Ay başkanımıza daha yanında durabilmek ve yardımcı olmamız gerektiği düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu yalnızca Ali Ay başkanımızın başarılı olmasına dayalı bir görev değil. Önce Bursa sporluyuz. Şehrimizin takımı. Yeşil beyaz renkleri seviyoruz, aşığız. Ve önce Bursa sporlu oluşumuzdan dolayı öncelik tavrımız bu. Tabii ki Ali Ay Başkanımızın bölgemizin sanayici olması da o bir ayrı bir bize yakınlık veriyor. İnşallah OSB yönetimi olarak kendi ekonomik yapımıza bağlı olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Bu arada sevgili izleyenler, şunu hatırlatalım. Bu yıl Bursa Sporumuzun kuruluşunun 55. yıl dönümü.
Bu 55. yılın verdiği belki de vereceği sinerjiyle de yine bir sezon başlatmak gerekiyor. Bursaspor şu yönleriyle ilginç. Mesela Bursaspor'un kuruluş tarihi Cumhuriyet'in 40. yılı. Bursaspor Türkiye 1. Ligi'ndeki ilk golünü Cumhuriyet'in 44. kuruluş yıldönümünden Sayın Başkan 29 Ekim 1977'de 67'de atıyor. Ya yani Bursaspor'un Cumhuriyet'le yan yana gelen ilginç bir fotoğrafı var. İnsanlar farkındadır ya da değildir ama bu liglerdeki ilk galibiyetini Türkiye 1. Ligi'ne çıktığı 67-68 sezonunda bayram günü, Cumhuriyet Bayramı'nın gününde, 44. yıl dönümünün kutlamalarının olduğu günde ilk galibiyetini almış olması da ilginç bir durum. Siz de Bursaspor Kongre üyesisiniz. Biraz hızlı makas geçiş oluyor, spora geçiş oluyor ama siz nasıl buluyorsunuz? Gerek ilçelerde yöneticilik yapmış birisi olarak. Bursaspor, ilçe dengeleri ve Türkiye'de Anadolu takımları içerisinde şampiyonluğu tatmış Trabzon'dan sonra ikinci takım olan Bursaspor üzerine sizin yorumlarınız ne olur? Valla Bursaspor'un elde ettiği şampiyonluk sonrasında çıta epeyce yükseldi. Herkesin bu sene de şampiyon olur muyuz diye beklentileri oluştu. Tabii o şampiyonluk sonrasında ilçelerin Bursaspor'la olan ilişkileri biraz daha yoğunlaştı diye düşünüyorum. Artık yeşil beyaz formayla sokaklarda gezen çocukları görmek mümkün. Ha, bu yeterli düzeyde mi? Bana göre değil. Çocuklarımıza Bursaspor'u ve yeşil beyazı sevdirmek adına biraz daha aktif olmak lazım. Kampanyalar yapmak lazım. Çocuklarımıza Bursaspor'u sevdirmemiz lazım. Çünkü Bursa bu ülkenin 4. büyük şehri sıfatıyla bu başarıları hak ediyor ve elde etmeli diye düşünüyorum. Türkiye'de spor, rahmetli Özal'ın çim sahaları Türkiye'ye getirmesiyle biraz daha ivme kazandı ve biraz daha başarılı olduk diye düşünüyorum. Ama futbol sektörünün çok farklı sıkıntıları var. Hesapsız giden bir sürü şey var. Bunlardan doğan rahatsızlıklar var. Dünyadaki futbol birliklerinin müdahaleleri söz konusu. Ama ümit ediyoruz ki Bursaspor, Bursasporumuz bu tür sıkıntılarla çok muhatap olmadan daha ciddi başarılara ulaşmalı ve Bursaspor'la Bursa'da yaşayan insanlar daha özdeşleşmeli. Bursaspor'u daha çok sevmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii sohbetimizin ilk bölümünde ifade ettiğim gibi Bursa'nın çok fazla göç alıyor olması nedeniyle göçle gelen insanlarımızı Bursasporlu yapmak, Bursaspor'a kazandırmak konusunda biraz daha fazla mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Belki de kentlileşmek için spor iyi bir vasıta. O vasıta, evet. Yani sporun bir de herkes için ifade ettiği şeyler hemen hemen aynı. Sporda bir noktaya toplanmak daha kolay. Yani cemiyet hayatında, farklı branşlarda pek çok derneğimiz var, şuyumuz var, buyumuz var ama herkesi o dernekler çatısı altında toplamak güç. Bursaspor öyle değil. Bursaspor sporun evrensel dilini kullanarak yola çıkıldığında herkesin çatısı altında bulunabileceği bir kulüp. Ama göçle gelen insanları bu çatının altına toplayabilmek için ciddi bir uğraş vermemiz lazım. İzlediğimiz kadarıyla son dönemde Ali Ay ve arkadaşları ciddi çalışmalar yapıyorlar. Daha öze dönük çalışıyorlar. İnşallah Bursa'da yaşayan gençlerimizin daha çok fırsat bulduğu
bir Bursaspor'la daha büyük başarılar elde etmeyi temenni ediyoruz. Ben hatırlıyorum, Remzi Cinoğlu'ndan bu yana konuşulan bir Bursaspor Koleji var, konusu evet. vardı. İlk defa işte Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin de desteğiyle, Bursa milletvekillerimizin de katkısıyla eti kemiğe bürünme aşamasına geldi. Yani. Bu da belki de özellikle geleceğin yıldızlarını sadece iyi oynayan değil, bir taraftan da eğitimini de aldığı bir potada buluşturmak mümkün olur diyorum. Bir reklam arası verelim, sonrasında sohbetimize devam edelim. Evet, bir reklam arası. Uludağ OSB'nin sunduğu Ulu Şehrin Vizyonu devam edecek. Uludağ OSB'nin sunduğu Ulu Şehrin Vizyonu devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, Ulu Şehrin Vizyonu programımız devam ediyor. Konuklarımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Teknik İşler Koordinatörü Nurettin Avcı konuklarımız. Bugün özellikle Bursaspor'dan, Bursa'nın siyasi tarihinden, işte Celal Bayar'dan pek çok farklı konudan sohbet edelim istedik. Sayın Başkan, Bursaspor konusunda eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ali Ay Başkanımız geldiğinde siz de oradaydınız. Hatırlıyorsunuz özellikle sizin daha önce proje olarak ortaya koyduğunuz 2023 öğrencimizin Bursaspor maçlarına götürmesiyle ilgili bir proje çalışmasını, inşallah onu hayata geçirebilirsek onunla ilgili çalışmaları verir. O hem bizim açımızdan ya yani çocuklarımıza hizmet etme açısından güzel bir duygu olacak. Tabii kadınlarımızı da tribünlere götürebilirsek daha çok tribündeki seyirci kalitemizin daha rakım olarak yükseleceğini düşünüyorum. Çocuklarla kadınları da tribünlerde ne kadar çoğaltabilirsek çok da iyi olur. O projelerle ilgili bir proje adamı i̇sterseniz olarak detayları isterseniz biraz da izleyenlere paylaşalım. Öğretim Başkan projeyi ondan sonra siz nasıl bulursunuz onu söyleyin. Sevgili izleyenler, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Bursaspor'a kombine bilet alımı konusunda destek veriyor. Ama bu desteğin içerisinde geçen yıldan farklı olarak bu yıl askıda 119 kombine ile 17 haftalık maç performansı içerisinde 119x17 2023 farklı öğrenciyi Bursaspor maçlarına götürerek Bursaspor'la tanıştırmayı hedefliyor. Bu proje içerisinde de öğrenci seçimlerinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de işbirliği yaparak bunun ayakları Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ve Bursaspor başta olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin de katkılarıyla şekillenebilecek bir proje. Burada her hafta alfabetik sırayla her ilçemizden 119 tane öğrenci Bursaspor'un maçlarına gelecek. İlçesinden Bursaspor'un maçına gelmişken de gelmeden önce de Bursa'nın tarihi zenginlikleriyle tanıştırılacak. Ama buradaki esas olay hem Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'e bugünden atıfta bulunmak, öbür taraftan da 2023 aynı zamanda Bursaspor'umuzun da 60. kuruluş yıl dönümü. Biliyorsunuz 50. kuruluş yıl dönümünde Bursaspor şampiyon, Türkiye'nin 5. şampiyonu olarak girmişti. Yine bu 5 yıl öncesinden artık 10 yaşında, 12 yaşında çocukların Bursaspor taraftarlığı ile başlayan yeni bir aşk, yeni bir serüven başlasın şeklinde bir çalışma ve burada da Uludağ Organize Sanayi Bölgesi 2023 öğrenciyi Bursaspor'la tanıştırarak özel bir projeyi imza atmak istiyor. İnşallah bu diğer organize sanayi bölgelerinin ve diğer iş adamlarına da öncü olur diyoruz. Evet, deneyimli İnşallah. Bir siyasetçi ve yönetici olarak siz nasıl buldunuz projeyi? Şimdi sohbetimizin ilk bölümünde Bursa'nın çok göç aldığını, dışarıdan gelen insanlarımızın Bursaspor'la kaynaştırılması gerektiğini, özdeşleşmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Şimdi sizin ifade ettiğiniz proje aslında benim biraz önce söylemek istediğimin
yapılması gerekeni gibi gözüküyor bana. Şöyle ki bu her ilçeden gelecek 119 tane belli yaş aralığındaki çocuklarımız Bursaspor maçını izleyecekler. Belki de canlı olarak izledikleri ilk resmi maç olacak. Bursaspor'u tanıyarak, efendim Bursa'yı gezerek, Bursaspor'un tesislerini gezerek Bursa'yı sevecekler diye düşünüyorum. Eğer bu tür projeleri her yıl büyüterek yeni nesle ifade edebilirsek, anlatabilirsek, Bursaspor'un ileriki yıllarda bu yeni nesil genç insanlardan daha çok faydalanacağını, şehirden daha çok destek alacağını düşünüyorum. Bence başarılı olması gereken bir proje ve başarılı olduğunda çok ciddi katkıları olacak bir proje. Kutluyorum bu düşüncenizden dolayı. Cemiyet hayatında eğer iyi bir altyapınız, iyi bir birlikteliğiniz, iyi iletişiminiz yoksa başarılı olmak çok zor. Bursaspor çok büyük bir camia. Bu camiaya katkı koymak adına yani 6 yaşında mı başlamak lazım? 6 yaşından sonra spor dendiğinde bir şeyler anlayabilen herkese Bursaspor'u anlatmamız lazım. Sevdirmemiz lazım. Bu proje böyle bir başlangıcın yani ne diyeyim merkezinde olabilir. Ben öyle görüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Siz bunu anlatınca bir anda aklıma Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aday olduğu günlerde onun Fenerbahçeliği üzerine belgeseller yayınlamaya başladı. İşte ilk yanlarındaki çalışan adamın babasından saklı olarak Fenerbahçe maçlarına çocukken götürmesiyle başlayan bir hikaye. Aslında belki de hani ağaç yaşken eğilir söyleminin ete kemiğe bürünme şekli bu. Çünkü çocukken başlarsanız seviyorsunuz, aşık oluyorsunuz ya da uzak duruyorsunuz. Bu proje Uludağ OSB adına özel bir proje ama bununla beraber benim düşüncem şu, bir Bursa sevdalısı olarak düşüncem şu. Bursa 950 yıllık Türk tarihi, Anadolu Türk tarihi içerisinde 3 tane devlet kurmuşuz. Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunlardan 2 tanesinin kurucu başkenti olan bir şehir Bursa. Ön Osmanlı eserlerinin bulunduğu tek şehir. Bu kadar özel bir yer ve ben bu kadar yoğun göç alan bir Bursa'da kendi tarihi zenginliklerinden, doğal zenginliklerine varana kadar değerlerini kendi insanının tanımaksızın belediyelerimiz özellikle son dönemde sosyal belediyecilik adına kültür turlarına önem veriyorlar. Ben şuna inanıyorum. İstanbul turları, Çanakkale turları, Konya turları kim yapıyorsa, Bursa gezisi yapmayan hiçbir okul, yani yine söylüyorum, İznik'i görmeden, Kemalpaşa'da su uçtuğu görmeden, İnegöl Oylat'taki mağaraları görmeden, dünyanın ayakta var olan en büyük 3. saltanat mezarlığının Muradiye'de olduğunu bilmeden, hep önünden geçtiği halde Tophane'nin hikayesini yakalamadan, Ulu Cami'nin 20 tane kubbesinin hikayesini bilmeden, tüm İslam aleminde adını hep duyarız Kudüs'ü, Kudüs, Mekke, Medine ve Şam Emevi Camii'nden sonra tüm İslam alemini kabul ettiği 5. önemli mekanın Ulu Cami olduğunu bilmeden yaşayan yüzlerce insanımız var. Bu noktada Bursa sevdalılarının tıpkı Bursaspor üzerinde Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin yaptığı gibi önce yaşadığı şehri tanıması, Tanpınar'ın tabiriyle o şehrin zamanını hissetmesi adına önemli sosyal sorumluluk projelerinin de başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönüyle de özellikle Sayın Başkan'ı ayrı bir yeri var. Çünkü sadece Bursaspor değil. Örneğin Gürsu'nun isim annesinin bir kadın olduğunda Gürsu'nun yerel yöneticileri dahil olmak üzere Gürsu'luları hatırlatan özel çalışmaları olan bir isim. Bu noktada önemli. Siz de yerel yöneticilik yaptınız. İşte Gemli'yi anlatırken Orhan Veli'nin o şiirinin Gemli'ye ayrı bir hava kattığını hatırlamak gerekiyor. Evet, katılıyorum. Bu yönüyle sosyal sorumluluk projeleri önemli. Herkesin üzerine düşeni
kendi maddi, manevi ve kültürel gücü neyse o noktada yapması önemli. İnşallah bu tip projeler devam eder. Ama dediğim gibi en önemlisi de ilk kıvılcım buradan gelir ve tüm Bursa'yı sosyal sorumluluk projesine katkı anlamında sarar diyorum. İnşallah. Sayın Başkan, bir taraftan da sohbet güzel, süre hızlı geçiyor. Son sözleri de alalım, programı da toparlayalım. Şimdi Uludağ OSB yönetimi olarak bugüne kadar bir yılın bu tür sosyal projelerin içerisinde olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da yine olmaya çalışacağız. Fakat vatandaşımız açısından, yani öğrencimiz açısından öğrenciye bu ortamı sunabilmek için de bizlere de görev düşüyor tabii. Bunun dışında da inşallah Nurettin Başkan'la bu görevleri, sosyal projeleri ortaya koyarken beraber çalışma nedenimiz olan şehrin doğu yakasının en az şehrin batısı kadar gelişmesini sağlayabilecek projeleri ortaya koyabilmemiz gerektiği düşüncesiyle beraber taşın altına elimizi koyduk. İnşallah şehrin doğu yakasında özellikle Gürsu, Kestel ve Yıldırım'ı çok yakından ilgilendiren bir projeyi burada canlandırabilirsek gerçekten şehrin doğu yakası için çok iyi bir, hayırlı bir hizmet olduğunu, iyi bir hizmet olacağı düşüncesiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Nurettin Başkanım. Evet. Ben de bir küçük şeyi anlatıp bitirmek istiyorum. Oğlumu Bursa Spor sevgisi aşılamak ve Bursa Spor'u yapmak adına Bursa Spor maçına getirdim. İlk maçı sahamızda kaybettik. Bu oğlumda çok ciddi sıkıntılar yarattı. Daha sonra aldığımız iki maçla oğlumu Bursa Sporlu yapabildim. Bunu niye söylüyorum? O biraz önce bahsettiğiniz projenin hedefe ulaşmasında çocukların canlı maç izlemeleri çok önemli. Ben bu projenin de Bursa Spor ve Bursalılara hayırlara vesile olması dileğiyle tüm hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Nurettin Avcı'ya ve Yunus Aydın'a programımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak ümidiyle hayırlı akşamlar. Uludağ OSB, Uluşehir'in vizyonunu sundu.